Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz afiyettesinizdir ve umarım gününüz güzel geçiyordur. Benim videomla beraber gününüzü biraz daha güzel geçirtebilirim. Uzun zamandır kanala video atmıyordum. Çünkü uzun zamandır kanala video atacak motivasyonda hissetmiyordum kendimi. Ama geçen gün bir kardeşimiz en azından hafta sonları video atsan da hani izlesek diye yazınca açıkçası bana da çok mantıklı geldi. Çünkü ben de böyle severek takip ettiğim kişilerin böyle en azından haftada bir kere video atmasını bekliyordum. Atmadıkları zaman üzülüyordum. Umarım seven arkadaşlara güzel bir video çıkartabilirim. Uzun süre ne oynasam diye düşündüm. Çok fazla aklıma oyun gelmedi. Benim de severek oynadığım Brainout isimli bir oyun vardı. Dedim ki hani bunun ilk 50 aşamasını nasıl geçiyoruz göstereyim. Gerçekten Brainout, yani beyni bir kenara bırakıp oynamanız gereken bir oyun. Benim sevdiğim bir oyun. Bazen böyle yok artık ya falan, bu böyle miymiş falan dedirtecek şekilde bulmacaları var. Oyunun videolarını göstermeye geçmeden önce 2000 aboneye çok az kalmışız. Son 20 abonemiz kalmış. Umarım bu videonun sonunda 2000 aboneye ulaşırız. Kanalın çoğunluğunu abone olmayan arkadaşlar izliyor. Yani beğenmiyorlarsa sıkıntı yok, ama eğer videoyu izliyorsanız, sonraki videoları da izlemek istiyorsanız beğenirseniz benim için güzel bir destek olur dedikten sonra daha fazla oyalanmadan videoya geçiş yapmak istiyorum. Burada en büyüğünü bul diyor. Burada en büyüğü karpuz. Karpuzu seçmemiz lazım. Burada kaç ördek var diye soruyor. Zaten burada 4 tane seçenek olduğu için buradan hızlıca hepsini deneyebilirsiniz. Doğru cevap 8. Neden 8 olduğunu bilmiyorum, ama burada en uzunu hangisi diye soruyor. Mesela burada yavaş yavaş farklı şeyler devreye girmeye başlıyor. Mesela burada en uzunu zürafa değil, burada bir tane güneş var. Gördüğünüz gibi en büyük olan güneş. Diyor ki burada farklı olanı bulabilir misin diyor. Burada bu şekilde karpuzları oynatarak buradan farklı olanı bulabiliyorsunuz. Demiş ki hangi pençe kedinin uzanmış pençesine benzer diyor. Burada hepsini deneyebilirsiniz ama bunların hiçbir doğru cevap değil. Bu da doğru cevap değil. Zaten bu uzanmış olan tabii ki en çok benzeyecek şey diğer pençesi. Demiş ki en büyük ateşi bul demiş mesela. Ben burada bunları daha önceden çözdüğüm için hızlı hızlı çözebiliyorum. Burada bütün ateşleri birleştirdikten sonra en büyük ateşi bulabiliyorsun. Bunları en başta bulurken böyle çok acı çekiyorsunuz, ama sonra bulduktan sonra eğlenerek bulabiliyorsunuz. Mesela burada park eden arabanın yanındaki numara kaç demiş. Yani burada park eden arabanın altındaki numarayı sormak istemiş herhalde. Çünkü hani arabayı yana çekip altındaki numarayı çekince oluyor. Mesela burada demiş ki baykuşu uyandır demiş. Mesela dürtüyorsun uyanmıyor, ağaca vuruyorsun uyanmıyor. Burada yapmanız gereken şey şöyle güneşi atıyorsunuz. Akşam olunca baykuş uyanıyor. Tam puan verip geçelim. Değerlendirmeyeceğiz. Demiş ki mesela yemeyeceğim bir şey bul demiş. Burada düşünüyorsun acaba neyi yemem falan diye. Buradan tavuğu çekince şuradan tabii ki samanı yemiyorsun. Hangisi gerçek bir dondurma değil? Şurada güneşi çekiyorsunuz. Dondurmalar eriyip kötü olana sinek konu veriyor. Ekrandaki en koyu rengi bul. Buradaki bütün karelere ben tek tek tıkladım. Siz tıklamayın arkadaşlar. Ben sizin için ekrandaki en koyu rengi gösteriyorum. Buradaki yazının üzerindeki siyaha tıklıyorsunuz. Olup bitiyor. Say sayısını bul demiş. Ben burada inanın bunları tek tek saydım. Böyle 20 ile 100 arası bütün sayıları girdim. Kafayı yiyecektim en son. Ama şuradan şöyle saçları çektikten sonra 3 tane saç olduğunu görüyorsunuz. Basit çözümler, ama yani bilmeyince saatlerce uğraşmanı gerektirebilecek çözümler. Ördek civcivine su içmesine yardım et diyor. Koyuyorsun böyle suyun yanına, suyu içiyor. Ama bunu bilmeyince uğraşıp duruyorsun. Mesela burada dokunma demiş. İnsan ister istemez bir kere dokunuyor, ama yani dokunma demiş. Yani burada bekleyeceksiniz. Dokunmayınca geriye doğru saymaya başlayacak. Bölümü bu şekilde geçmiş olacaksınız. Burada 5 köşeli yıldızda kaç tane üçgen vardır diyor. Bunu zaten hızlıca sayıp geçebilirsiniz, ama doğru cevap 11. Burada demiş ki yiyecek bir şey mi arıyorsun demiş. Mesela buradan bakıyorsun yok, yapıyorsun yok. Ama şunu şöyle şuraya çekince et parçası oluyor, pirzola oluyor. Al sana yiyecek bir şey. Zürafayı buzdolabına koy diyor. Koyamıyorsun. Niye? Buzdolabı küçük. Büyütüyorsun buzdolabına. Buzdolabına koymuş oluyorsun.
Çiğ yumurta hangisi diyor. Şöyle tıklıyorsunuz yumurtalara. Zaten bu kırıldı. Çiğ olan buymuş. Şimdi demiş ki doğru kutuları doldur demiş. Burada şu şekilde hemen 5 tanesini dolduruyorsunuz. Şöyle. Şu şekil. Sonra burada 3 kutu dolu. Bir kutu boş olacak. Şurası şöyle olacak. Burası böyle olacak. Burası da böyle olacak. Bu bir tane oyunun reklamı. Bunu bu şekilde doldurarak geçebiliyorsunuz. Zürafaya elma yemelerine yardım et diyor. Mesela burada elmayı veremiyorsunuz, ağacı sallayamıyorsunuz. Şöyle zürafanın boynunu uzatıp bölümü geçebilirsiniz. Sigara yasak demiş. Sigara yasak dediği için şurada sigaranın ucuna dokunup söndürüyorsunuz. Şimdi sigara yasak oldu diyor. Süper. Şimdi 3 jetonu kumbaraya koydum. Kaç jeton kaldı diyor. Gördüğünüz gibi bunu kıramıyoruz. Ama şöyle jetonları koyduktan sonra bu domuzcuğu kırabiliyoruz. Şöyle hemen sayalım. 5 tane burada var. 10 tane de burada saydım ama umarım doğru saymışımdır. Aynen öyle. 15 tane jetonumuz var. Demiş ki çok acıktı. Kim acıktı bilmiyorum ama yiyecek bir şey yap demiş. Hemen yapalım. Buradan böyle çekiyorsunuz. Sağa sola hepsini çektiniz. Şurada şöyle yumurta beyazı gibi bir şey kaldı. Şuradan gülen suratı da çektiniz. Şuraya da yumurtanın sarısını koydunuz. Alın size yiyecek bir şey. Ben bunları bulmak için belki saatlerce uğraşmışımdır. Mesela hangi kovada balık var diye sabahtan akşama kadar uğraştım. Ama burada yapmanız gereken şey telefonunuzu ters çeviriyorsunuz. Şu an ben telefonu ters çevirdim. Kovalar döküldü. Balık ortaya çıktı. Ara ara böyle telefonu da çevirmek gerekiyor. Burada oyunu kazanmak için yapmanız gereken şey ekrana iki parmakla aynı anda dokunuyorsunuz. Basit. Bilirsen basit. Burada mesela çıkışa git demiş. Burada hiç içeriden uğraşmaya gerek yok. Civcivi dışarı çıkartıyoruz. Beyin bedava. Demiş ki tüm insanları işaret et demiş. İşaretliyorsun. Burada bunları da işaretlemek gerekiyor. Bazısı çok kolay, bazısı çok zor. Mesela burada kimle oynamak istersin diyor. Yani onunla paylaş diyor. Bu direkt geçebilirsiniz bunu. 8 hayvanı bul demiş. Burada kelebek, kuş, baykuş. İşte şurada bir şey var, şurada bir şey var. Bunu da hayvandan sayıyor. Şurada da bir şey var. 7 oldu. 8.yi bir türlü bulamıyorsunuz. Onu da şöyle buluyorsunuz. Bulutta dokunuyorsunuz. Yağmur yağıyor. Şurada bir tırtıl mı çıkıyordu? Aynen öyle. Şurada bir tane tırtıl çıkıyor. Al sana 8. hayvan. 2 kibriti hareket ettir. Sandalye elde et demiş. Buyurun size sandalye. Klişe bir soru. Kimi kurtarırdın? Annem mi? Kız arkadaşım mı? Artık bunun cevabını siz bilirsiniz ama burada oyunda ikisini de kurtarabiliyorsunuz. Hiç kafayı yemeyin. Şöyle ikisine birden dokunun. Hop. Güzel çözüm. Kaç tane karınca var diyor. 2, 4, 6, 7 tane karınca var gibi duruyor. Cevap 7 değil ama şuradan kayayı büyüttüğünüz zaman görüyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10 tane de burada. 17 tane karıncamız var. Çocuğun kazanmasına yardım etmemiz gerekiyor. Burada bunları böyle koymuşlar. Bunlarla hiçbir işiniz yok. Buradaki ağır ablamızı böyle merkeze getiriyorsunuz. Çocuk kazanıyor. Kaldıraç prensibini biliyor musunuz diyor. Fiziği iyi olan arkadaşlarımız biliyordur. Arabayı yol işaretlerine sür demiş. Burada yapmamız gereken şey şurada bir tane buz var. Buradan şöyle bulutu çekiyoruz. Buz eriyor. Arabamız da yürüyor. Düz mantık. Havuç nasıl yenir demiş. Burada hiç atlayıp zıplayıp hoplamaya uğraşmayın arkadaşlar. Alın havucu. Verin tavşana. Tertemiz hiç. Nehri geçmelerine yardım et. Büyütün tekneyi. Hangi 3 numara 12 yapar demiş. Burada hangi 3 numara yapar? 1. Bundan seçtim. Bir tane daha bundan seçtim. Bir tane de bundan seçtim. Yani burada aynı numarayı 2 kere seçebiliyorsunuz. Hiç farklı farklı seçeceğim diye uğraşmayın. Demiş ki her şeyi kutuya koy. Koyuyorsun böyle. Sonra bekliyorsun. Koydum. Ne oldu? Niye olmadı diye her şey demiş. Buradaki yazıyı da koymanız gerekiyor. Koyduktan sonra oluyor.
Demiş ki Köstebeğe vur demiş. Köstebeğe böyle sabahtan akşama kadar uğraşmayın, vuramıyorsunuz. Köstebeği alıyorsunuz ve çekice koyuyorsunuz. Zürafayı kurtar demiş. Nasıl kurtaracağız? Bakıyoruz. Anahtar bulmamız lazım. Burada da telefonu ben ters çeviriyorum. Siz görmüyorsunuz. Telefonu ters çevirdim. Anahtar çıktı. Hemen açıverdim. Şimdi burada da yani şu 1 artı 2 artı 3 artı 1 diyor. Aşağıda da 1 diye devam ediyor ama bu 1 değil de 11 yani. Hani aşağı doğru kesmiş yani 1 artı 2 artı 3 artı 11 artı 2 artı 3 artı 11 şeklinde. Bunların toplamı 39 yapıyordu sanki. Aynen öyle yani aslında soru bu şekilde. Burada da yine başka bir bulmacalı oyunun tanıtımını yapıyor herhalde. Şöyle ben hızlıca bunlara dokunarak bunları bulayım. Yani burada açıkçası çok yani farklı bir şey yok. Şu şekilde objeleri bulduk. Bu da dediğim gibi herhalde bir oyunun reklamı. Bunu da hızlıca geçiyorum. Zozo uyuyakalmış. Uyandıralım. Hemen kapıya tıklıyorsun. Bunun annesi mi geliyor, kim geliyor bilmiyorum ama Zozo uyanıyor. Annesi olduğunu düşünmek istiyorum. Şimdi 1 eşittir 5, 2 eşittir 15 bilmem ne bilmem ne falan demiş. 5 ne olur demiş. Zaten en başta 1 eşittir 5 diyor ya. Burada hiç böyle denklem kuracağım diye uğraşmayın. Zaten 1 eşittir 5 demiş. Yapıp geçin. Önce hangi bardakta olacak demiş. Burada böyle bütün bardakları çekiştirin. Şurada bir tanesi zaten fake'miş. Gördüğünüz gibi zaten fake'i bulunca hemen altındaki bardağın dolacağını biliyorsunuz. En büyük sayıyı yapmak için bir kibrit hareket ettirin diyor. Burada şu kibriti şuraya hareket ettirdiğiniz zaman 965. Doğru cevap. Son 5 bölüm daha yapalım. 50'ye kadar gelelim. Sonraki 50'yi sonra yaparız. Demiş ki bu soruyu çözebilir misin demiş. 1 artı 0.7 artı 0.3 zaten görüyorsunuz şurada bir şeyleri oynatıp şuraya getirmemiz gerekiyor ki birinin altındaki çubuğu getirip şuraya 2 yaptığımız zaman cevabı bulabiliyoruz. Tom'un bildirimi elde etmesine yardım et diyor. Bildirim herhalde bu abla. Bu ablanın kucağından çantayı alıyoruz. Tom'a veriyoruz. Artık elde ediyor ama nasıl bir elde etme burasını bilemiyorum. Artık orasını Tom düşünsün. Burada demiş ki uzaylıları bul demiş. Şurada şöyle uzaylının ayağını görüyorsunuz. Bunun üzerine şöyle uzay aracını getirince uzaylı ortaya çıkıyormuş. Şanslı çevir demiş. Şöyle kutuya getiriyorsun. Bu kadar basit. Yönleri düzelt demiş. Burada da telefonumu sağa doğru çeviriyorum. Yukarı kısmı yukarı gelmiş oluyor. Bu şekilde geçiyorsunuz. Aşağıda kaç patates var demiş. Bu 51 ama şey yapalım. Bunu da çözmüş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 tane. Bunun doğru cevabı da 10. Bu şekilde ilk 51 bölümün nasıl geçmiş olduğunu gösterelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım yani sonraki videolardan da haberdar olmak isteyip kanala abone olup zilleri açarsınız. Bu benim için çok güzel bir destek olur. Ben de hani videoların sevildiğini görüp kanala video atmaya devam ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.